Biraz da mekanik yönünden bahsedersek hamileliğin, eğer rahim büyümekle birlikte, rahim ilerledikçe, rahim içerisindeki plazentamızın, çocuğumuzun büyüyerekten yer kaplamasıyla birlikte, eğer biz yine ön tedbirlerimizi almazsak ne olacaktır? Bağırsaklarımızın alttan itilerekten yine aynı şekilde bağırsak kökünün beslenmesinde bozulmalara sebebiyet verecektir. Bu da aynı şekilde bizim bel ve kalçada problemlere neden olacaktır. Bağırsağımızın hemen önünde ve rahim bölgesinin hemen üstünde bir sisterna şili dediğimiz, aslında alt bölgeden yani pelvik yapıdan, bacaklarımızdan gelen lenfatik drenajın sağlandığı bir merkez vardır. Ve bu merkezimizde eğer biz drenajda sorun yaşarsak, alt tarafının nedir? Tahliyesinde, çöp tahliyesinde, atıkların ayıklanmasında sorun yaşarız. Bu da özellikle bacakların dolaşımının ve lenfatik sisteminin bozulmasına neden olaraktan bacakların işleyişinde, ağırlaşmasında problemlere sebebiyet verecektir. O zaman rahim büyümekle birlikte eğer biz yine bu sisterna şili dediğimiz merkezin drenajına yardımcı olmazsak neye sebebiyet verecek? Bu merkezimiz, şöyle tarif edersek, göbeğimizden bir santim yukarıya, yarım santim de sola doğru olan bir merkezdir. Eğer bu noktaya siz bastığınızda ağrılı bir his uyandırıyorsa sizde, bilin ki o merkezin boşalımında problem yaşıyorsunuzdur. Ve bu neye sebebiyet verecek? Yine bilemediğimiz sebepten dolayı özellikle her iki bacağımızın da lenfatik drenajı toplanıp sol taraftan yukarıya çıkmaktadır. Bu nedenle biz bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bağırsaklarımızın bu şekilde bele yapışması, özellikle L1'den L5'e kadar bağırsaklarımızın mezenteri bel bölgesine, bel omurlarına yapışmaktadır. Ve eğer bağırsakla ilgili bir düzensizlik yaşarsa bir hamile arkadaşımız, kabızlık veyahut da bağırsak işleyişinde bir problem, şişkinlik gibi problemler yaşarsa, bunlar kesinlikle belin hareketini etkileyecektir. Eğer siz birçok noktada beslenme kurallarına dikkat etmeden hem hamileliğe başlamış hem de hamileliğinizi sürdürüyorsunuzsa, bu bağırsak yüzeyinde atık miktarının, bağırsak yüzeyinin atık miktarlarıyla kaplanaraktan ağırlaşmasına, ağırlaşmakla birlikte de bağırsak kökünün, bağırsak mezenterinin, radix mezenteri dediğimiz bağırsak kökünün özellikle gerilmesine neden olacaktır. Bağırsak kökünün gerilmesi ise bizim neye sebebiyet verecektir? Bağırsakların beslenmesine ve özellikle bel omurlarına yapışan bağırsak köklerinin bel hareketlerinin kısıtlanmasına neden olacaktır. Bu da zamanla beldeki hareket kısıtlılığı neyle neticelenecektir? Özellikle hem bel hem de kalça bölgesindeki sorunlarımızla netice bulacak. Bu şekilde hiç önemsemediğimiz bir beslenme aslında neye sebebiyet verebilir? Bir kalçadaki, bir beldeki problemi, bir ön ayak olabilir.